8 bardak unla başlıyoruz. Sekizinci bardak un. Bardağımız klasik su bardağı. 3 tatlı kaşığı tuz yeterli. 10 gramlık mayadan 1 paket maya. Mayasını her tarafa dağıtalım bu şekilde. Hamurumuz cıvık olmayacak. Oklava ile açılacak şekilde kıvamı olsun. Arkadaşlar suyumuz ılık olacak. 8 su bardağı una 2,5 su bardağı su yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar hamurumuzu toparladık. Bunu ne kadar çok yoğurursak o kadar mayası çabuk gelir. Hamurumuz çok güzel yoğruldu. Çok güzel kıvam aldı. Kulak memesi kıvamında. Yumuşaklığı. Şimdi arkadaşlar burada 8 su bardağı un vardı. Tam 2,5 su bardağı su aldı. İstediğimiz kıvama getirdi o su bizi. Bu şekilde. Şimdi bunu yaklaşık 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Ve diğer işlemleri yapmaya geçiyoruz. Arkadaşlar ıspanağımızı buradan kestik. İçini kontrol ediyoruz yabani otlar olmasın diye. Evet arkadaşlar ıspanaklarımızı güzelce ayıkladık. Şimdi soğuk suda güzelce bir yıkayalım ve biraz bekletelim. Arkadaşlar ıspanaklarımızı soğuk suyun içinde beklerken hemen soğanını doğruyoruz. Soğanımız da hazır. Ispanakları doğrayıp ocağın başına geçeceğiz. Ispanakları yıkayıp getirdik. Saf kısımlarını daha ince doğrayacağız. Yaprağa geldikçe biraz kalınlaştıracağız. Ispanaklarımız hazır. Şimdi arkadaşlar burada 175 gram katı yağımız var. Bunu kısık ateşte eritiyoruz. Erimeye başladığı zaman altını kapatıyoruz. Kendi sıcağıyla erimeye devam edecek. Ocağımızı açtık. Tavanın dibini saracak şekilde yağımızı koyuyoruz. Yağımızı koyduk arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Tavamızın dibini güzelce sardı. Burada 2 tane kuru soğan var. Yağ ile soğanımızı şöyle bir güzel karıştıralım arkadaşlar. Kapağımızı kapatıyoruz. Ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Ara ara karıştıracağız. Şöyle bir kontrol edelim. Evet çok güzel kavruluyor soğanlarımız. Geri kapağımızı kapattık. Kontrollü bir şekilde kavuracağız. Arkadaşlar soğanlarımız çok güzel kavruldu. Şimdi ıspanağını koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar yarım tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Şu şekilde yaparsak ıspanağımız daha çabuk dibine çöker. Yağ ile soğanla buluşturalım. Buna başka baharat atmanıza gerek yok. Soğan, tuz, ıspanak. 30 saniye kadar karıştırdım. Gördüğünüz üzere ıspanağımız hazır. Ocağımızı kapatıyoruz. Yufkaları açmaya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar hamurumuzun mayası tam istediğimiz gibi gelmiş. Yufka nasıl açılır onu göstereceğim. Hem de böreğimizi yapacağız. Şimdi bunu ikiye bölelim. Bezelerimiz küçük olmayacak.
bu şekilde. Şimdi hamurumuzun tamamını bu şekilde beze yapacağız. Yaptığımız bezeleri bu şekilde düzelim arkadaşlar. Şimdi elimizi temizleyip yufkaları açmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bunu açarken unlamaktan korkmayın. Un olmazsa istediğiniz şekilde açılmaz. Kenardan bu şekilde hafif hafif bastırarak gördüğünüz üzere çok da kolay açılıyor. İsterseniz bezelerinizi bu bezenin yarısı kadar alıp yapıp bu kadar da açabilirsiniz. Biraz şu kenarlarını unlayalım. Çünkü daha açılacak bu hamur. Böreklik yufkamızı açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hamurumuz çok güzel olduğu için istediğiniz kadar açabiliriz. Şimdi arkadaşlar tam burada fazla bastırmıyoruz. Çünkü unumuzu çırptık, yapışmasın. Yufkamız hazır. Şimdi arkadaşlar burada 170 gram katı yağımız var. Bunun üzerine yarım su bardağı normal sıvı yağ koyduk. Elinizde katı yağ, tereyağı hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi ıspanaklı kol böreğimizi yapmaya başlıyoruz. Şu şekilde yağımız sıcak olmayacak. Bu yeterli burası. Şimdi arkadaşlar bunu her tarafına bulaştırmak için katlarını yağlı yerlere yapıştırıp çekiyoruz. Şuradan hafif bir katlama yapıyoruz. Oraya da bir miktar yağ koyup burayı kaşığın arkasıyla dağıtalım. Ispanağımızı soğuttuk. İkiye bölüp. Şu kenarlarını kapatalım. Tepsiye korken dökülmesin. Şu şekilde rulo halinde saralım. Ne sıkı ne gevşek. Evet. Şu şekilde tepsiyi yerleştireceğiz. Çok az olmak üzere tepsimizin dibini biraz yağlayalım. Bu karışımı da yağladım. Ekstra yağ kullanmadım. Şimdi şu şekilde böyle yerleştirelim. Şimdi hamurlarımızı hepsini bu şekilde yapacağız. Son aşamasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Son rulomuzu da yaptık. Böreğimizi. Bu şekilde yerleştirdik. Ne demiştik? Artan yağın içine biz yumurta sarısı koyduk.
Bunu güzelce her tarafına yedireceğiz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırın şu anda bizi bekliyor. Fırına gitmeye hazır. Fırının orta bölümüne atıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece tam 22 dakika. Tabii ki siz yine de ara kontrol edin. Yüzü nar gibi olunca çıkardın. Arkadaşlar böreğimizi şöyle gösterelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında tam 23 dakikada oldu. Siz yine de ara fırını kontrol edin. Şimdi ben böreği çıkaracağım. 5 dakika bir dinlendireceğim. Arkadaşlar böreğimiz 200 derece fırında tam 23 dakikada çıtır çıtır kızardı. İsteğe göre ben üzerine biraz yağ sürüyorum. Tabi isterseniz tereyağıyla da yağlayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi böreğimin rengine bakın. Bazen diyorlar ki usta böreğin yanık gibi tamamen ışık farkından dolayı oluyor. Yerini değiştirdiğim zaman böreğin rengi de değişiyor. Arkadaşlar şöyle böreğimizi bir gösterelim. Hanımın eline sağlık. Şöyle böreğin altını da gösterelim. Ta böreği elim alırken benim canım çekti, ağzım sulandı. Börek ne diyor? Ye beni, ye beni diyor. Hatırını kırmayayım, şunun birini bir yiyeyim. Çıkan böreği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videomuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım.